Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Madem onu istiyorsun. Planladığımız şeydi, kaderdi, sıra vazgeçtim. Sonra psikoloji yapalım dedik. Sonra vahdet, vahidiyet, ehadiyet, sikke, tura, hatem, cüz, cüzi, kül, külli, onlar. Tamam. Peki. Şurada ben şey yapayım. İmam-ı Mubin ismi evvel ve ismi ahire bakar. Tamam. Kitab-ı Mubin ismi zahir, ismi batına bakar. Şimdi ismi evvel, evvel ismi sikki-i tebit taşıyor. Onu nasıl çıkartıyoruz abi yani? O uzun. Uzun diyorsa tamam. Tabi tabi o toplama. Sikkeyi alıyorsun sikkeyi. Sikke kelimesini. Sikke geçen yerlerde. Öyle lugatta değil. İstersen buradan şey yapayım. Ondan sonra şey yapayım. Sikke geçen yerleri okuyorsun. Nerede kullanıyor bunu? Mesela bir parçasını söyleyeyim. Nerede kullanmış? Diyor ki ağacın menşei aslisi olan çekirdek. Ağacın menşei aslisi olan çekirdek öyle bir sandıkçadır ki, öyle bir tezgahtır ki, öyle bir makinedir ki o ağacın programı, onun cihazatını, onun iptidadaki incecik validatını, firistesini, levazımatını, latifane masarifatını, planını, teşkilatını, tanzimini sikke-i tevhidi taşıyormuş bu. Şeyi göstereyim size. Hatemi vahdet. Harita bu. Yani şeyden ne diyor Risale'de? Hemen hatırlarsınız. Ne, bir de okuyayım. Neydi? Hatemi vahdet. Hatemi vahdet dediğimiz budur. Ağacın neticesi meyvesi yani. Öyle bir tarifnamedir ki, öyle bir beyannamedir ki, öyle bir fezlekedir ki o ağacın eşgalini, o ağacın vazifelerini, o ağacın emsalini, ahvalini, menfaatlerini, ensalini, efsafını, hassalarını, nesli atisini, hatemi vahdet meyvenin kalbinde bulunan çekirdekleriyle beyan ediyor, ders veriyor. Evet. Bu da ikisi, bu şey ismi ahirdi. İsmi ahirle yani meyve ve ağacın kökündeki çekirdek mazi ve müstakbel olduğu için İmam-ı Mubin. Çekirdek, netice ağaç. İmam-ı Mubin. Şimdi ismi zahir. O ağacın giydiği suret ve şekil, tamam? Hayal edin. Neymiş? Öyle bir musanna ve münakkaş bir hülledir ki, öyle bir libastır ki, öyle hassas, mizanlı ve manidardır ki, o ağacın dal, budak ve tam kametine göre, aza ve eczası ile, biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş bir kitap, bir mektup, bir kasidedir. Bu da mührü ehadiyet suretine çevrilmiş. Evet, ağacın zahirisi. Bir kaside de daha birkaç tane şey sayıyor orada. Bak, kaside. Dal, budak tam kametine göre ağza eczası ile biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş bir kitap, bir mektup, bir kaside. Kaside, mühre-i hadiyet. Yani, şimdi bir kitap geneldir. Mektup hastır. Kişiyedir. Mesela kitap hası şey yapmaz. Yani hasları da alır ama has değildir. Kitap basılmış. Adam herkese bak. Ama mektup sana gelmiş. Şimdi, ismi batın.
o ağacın içinde işleyen tezgah açılımı öyle bir fabrikadır ki, öyle bir kazandır ki, öyle bir matbaadır ki. Yani böyle bir şey külliyattan toplamak kaç ay uğraşılmış. Yani ismi zahir nedir, mühür, tura vesaire. Yani isimle beraber anlatılmış. Yani hulasa bu. Nur dersinde bu var yani bizim sitede. Harita yapılmış. Mesela şöyle yapılmış. Oradan görmüyorsunuz da. Yani bu günler için yapılmış. Kitap okurken her daim zihnimiz açık olmuyor. Evet. Yani mesela bunları tabela yapıp arkama asıyorum. Kitap okurken müracaat edip bakıyorum. Bir daha kafamı yormuyor. Onun için derste, bir derste belki de 20 tane ders kullanılıyor. Mesela bu söylediğim şey İmam Rubin'i bileceksin. İsmi Evveli okuyacaksın. Tura, Sikke, Hatem bunları bir şey yapacaksın. Ondan sonra yeri yerine koyacaksın. Çok zor. O zaman tabelayı koydun mu? Tabela, Nur dersinde ne olabilirsiniz bunu? Lef-i Mahfuz. Bunları nereden aldım okudu onun bir tane yerini söyleyeyim. Şualar 33-34. Büyük Mesnevi 153. Yani hepsi fakat bir adres olsun diye iki tane kitap ismini koydum. 30-33. Şimdi bir daha okuyorum şeyi. İsmi batındaydık değil mi? O ağacın içinde işleyen tezgah öyle bir fabrikadır ki, öyle bir kazandır ki, ismi batın için kullanıyor ustad. Bir daha söylüyorum. Ağacın içinde işleyen tezgah öyle bir fabrikadır ki ağacın içi, öyle bir kazandır ki ağacın içi, öyle bir matbaattır ki ağacın içi, o ağacın bütün etsa azasını teşkil, tedbir, tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi, öyle bir kazandır ki o ağacın ayrı ayrı azalarına lazım olan maddeleri ile beraber, rızıkları gayet mükemmel bir intizam altına sevk ve taksim ve tevzi. Öyle bir matbaadır ki, matbahtır ki, o ağaç akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir surat ve saati kurmak gibi bir suhulet, bir orduya arş demek gibi turray vahdaniyet. Bir birlik ve beraberlik o harika fabrika işliyor. Buna da Tura demiş. Hem de şeyi bulduk. Tura bulduk. Vahdaniyet. Tura vahdaniyet. Mühür ehadiyet. Hatem vahdet. Sikke tevhid. Sikke tevhid. Mesela bir şey yapayım, uygulayayım. Tevhid. Şimdi ilk önce vahdetten şey yapayım. Bak vahdet. Vahdet zatı bildirmez. Sistemin birliği. Sistem. Yani deniziyle, dağlarıyla, taşıyla, ağacıyla, gideniyle, geleniyle, ahiretiyle, dünyasıyla, batınıyla, zahirisi vesaire. Hepsi farklı farklı iken tek şey gözüküyor. Sistemi birliğine vahdet denilir. Hayat kesin. Vahdettir. Böyle bir şey. Evet. Şimdi tevhid ise onun bir nümenesi insanda var. İnsan onu fark edip kainattaki bütünlükle bütüne gelirse o zaman tevhid etmiş oluyor. Mesela? Yani kendisi kainattaki bütünlükle kendisini okursa, okumak şu demek. Bunu okuyunca zannediyoruz ki burada tecelli eden esma. Tamam. Bu ayrı bir şey. Bunu okurken ben bunun dışındayım, ben bu değilimdir. Yerini konumluyorsun bir de. Ben elma değilim, ben armut değilim, ben bunun uzantısı değilim, ben bunun neticesi değilim. O zaman öyle bir insan imtiyazlaşıyor ki kainatta, yani hiçbir şeye benzemiyor ve hiçbir sürecin sonucu değildir. Hiçbir ağacın meyvesi değildir. Mesela şöyle bitireyim alacağım sorunu. İnsan 18 bin alemin hulasayı bir meyvesi değildir. Niçin değildir? Çünkü 18 bin alemde olmayan insanda var. Bu çok önemli bir şeydir. Çok uğraştığım bir şeydir bu.
Değildir. Bak, 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır da, sıf bu değildir. Eğer bu çiçek, sıf bu ağacın neticesi ise tamam bu meyvedir. Bunda başka bir şey yok. Ama bu meyvede, bu ağacın başından sonuna kadar sürecin bütün özelliğini taşıyor. Ayrıyetten bu ağaçta olmayanları da taşıyorsa anlaşılır ki bu meyve sırf bu ağacın sonucu değildir. Mesela aynı samet kainatta yoktur. Kulüvallâhet, Allah'a samet. Yani kulüvallâhet, küllehe küfüvenet. Başlayalım. Mesela Allah kainata zatıyla olmaz, tövbe. İlmi, iradesi, kudreti iledir. Zatıyla insanda vardır. Bu neyi anlatmaya çalışıyorum? 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır. Artı kainatta olmayan şeyler. Kainatta olmayan, Murat sen bak şeyler. Kainatta olmayan özellikler de var insanda. Yani 18 bin alemde olmayan da var. Ne anlatma? Yani 18 bin alemin hulasa-i neticesi değildir. Yani bu bunun neticesidir. Bu bunun neticesidir. Başka bir yer arama. Elma ağacı neticesidir. İnsan şeceri hilkatın neticesi değildir. Meyvesidir. Ama başka tarafı da var. Sığmadım kainata diyor. Beni seven müminin kalbine sığdım. Zatıyla bulunuyor insanda. İnsanda zatıyla bulunabiliyor. Kainatta yok. Yok, kainatta zatıyla yok. Olamaz yani, tövbe. Mesela sığmadım kainata, beni seven müminin kalbi. O zaman bunlar ne gösteriyor? Kainata sığmadığına göre, bu kadar büyük mekana, zat, mekanın sahibi mekana sığmaz. O zaman insanda mekansız bir mekan var. Varlıksız bir varlıklar. Vücutsuz bir vücut var. O da nedir? Yani eğer mekanı Allah sığsaydı, sığmaya kalksa, kainata sığar. Ben neyim ki? Kainata sığmadım diyor. Kainata sığmadım. Beni seven müminin kalbine sığdım deyince, kainatın içinde ben bir birey değil miyim? Kainata sığmadı, kainatın içinde olan bir şey de sığdı. O zaman neyi gösteriyor? Kainatın içinde olan bireyde öyle bir özellik var ki kainatta yoktur. Kainat nevinden değil. Kainat nevinden değildir. Yani insan bir garip yani. Nihayeti olmayan bir alem açan bir... Evet. Yani bunları bildiğin zaman Faruk'um bak. Cennetmiş, cehennemmiş, nüker, mekir, ölme, kanser. Allah'a yemin ederim. Tabii şu dersin aleti de her daim olmuyor. Yani çok acayipime geliyor yani. Yani onlar... Yani insan elini ayağını tutamaz. Bunu da bitirme alacağım. Yani Allah Resulü'nün yanına sahabe bulununca, ya Resulallah senin yanında olunca bir garip hal oluyor. Senden ayrılınca bizde daha bundan değişiyor. Biz münafık mıyız? Hayır diyor. Şu sohbetin iktizasıdır. O da beşeriyetin iktizasıdır. Yani insan kendisini tanımladıkça yani tanıdıkça onunla kendisini tanımlıyor. Kainatta vahdet var. İnsan onun bütününe sahip. Tevhid var. Bu ikisini birleştiren Furkan oluyor işte. Tevhid ediyor insan. Kendisiyle kainatı bütünleştiriyor. Tevhid ediyor. Bu sikî tevhid işte. Ötekisi ise vahdettir. Yani hatemi vahdet. Vahdet şeydir, sistemin birliği. Vahidiyet o sistemin sahibi. Mesela kainat vahdettir. Şahsı bildirmez. Vahidiyet o sistemin sahibi olan zat Allah. Şimdi tevhid ise bu şahsı da bildirmez tevhid. Yani kainattaki vahdeti, insandaki bil kuvve çekirdeğini birleştirdiğin anda sikî tevhid oluyor. Bu saptık görürse diyor abi. Evet, kendisi görür. Bu sefer sikke bu. Tevhid sikkedir. Yani
iki saltanatın ikisinin gücünden ortaya çıkan bir anlayış, sikke, onu anlatır. Yani bu şey ismini anlatır. Efendim, evvel ismini anlatır. Çekirdeği aslisi. Öyle bir sandıkçadır ki. Şimdi sonra ben şey yapayım. Kainatın sistemi parça parçalar iken alemi misal, alemi gayb, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, arş, kürs, bilmem ne, tamam mı? Bunlar farklı farklı şeyler iken, farklı farklı şeyler iken batında aynı şeydir. Zamanı şey yapayım ben, 10 dakikaya, tamam. Farklı farklı şeylerken cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, tamam ne aklına geliyorsa, dünya falan, hepsinin bütünlüğüne vahdet denilir. Bu saltanatın, bu birlik saltanatın sahibi vahidiyettir. Vahidiyet, bir de vahdaniyet var. Evet bak, vahdet, vahidiyet var, tamam mı? Şimdi gelelim şeye, vahdaniyete geleceğiz. Vahdaniyet Tura'dır. Tura'ya bakar. Şimdi ötekisini şey yapayım. Bu kainattaki vahdeti insan kendisinde görürse bu sikke tevhid oluyor. Bu anlayış işte Furkan'dır. Sikke tevhidliyor. Yani kainatı bütünleyen kişi. Mesela sonra bu bütün o vahdet var diye kainatta. Bütünlük. Onu gitmiş bir her bir teke teke koydu. Ehad. Bütünü tekte. Ehad. O teki de bir noktada koydu. Yani kendi o tekler var ya tekler. Tekler koydu bunlar ehad. Yani bütün tekleri. Bu saltana, bu teklerin sahibine de ehadiyet denilir. Evet. Şimdi cüzlerin sahibine mi deniliyor o zaman? Cüzleri de gelecek, evet. Mesela sikke evvel ismine bakar. Ve küllidir. Sikke. Hatem ise cüzidir, ahir ismine bakar. Mühür ise cüzdür, zahir ismine bakar, turra küldür, batın ismine bakar. Batın vahdaniyettir. Bir de okuyayım. Azıcık... Bizde yerleşmesi için abi onu şu şekilde sıralayabilir miyiz? Yani şey noktasında, esma, evet. Sıfat, şunat, zat noktasında. O zaman şöyle yapayım ben. Şurada yapılmış. Bakayım onu... Alemimizde bir esma olarak göstereyim. Bize evvel alim esmasına, ahir sani esmasına, zahir faili muhtar ve murid esmasına, batın kadir esmasına dayanıyor. Buradan da şu, sikke alim esması, hatem sani esması, mühür faili muhtar murid esması, tura kadir. Ama sen şeyi kastediyorsun, yani ağaçta görelim. Ağaçta gösterdim ama bir daha yapalım. Bir daha yapayım. Hani sikke mesela abi, sikke de turra, sikke mühür, bir şey var ya, hatem. Yani Cenab-ı Hakk'ın... Şöyle yapayım. İsmi ve sikke-i tevhid taşıyor. Evet. Evet, çekirdeğin, çekirdek hali. Tamam mı? Yani... Ağacın başı, bir de ağacın kökü, bir de ağacın sonu var. İkisi aynı. Ne aydır ne gayrıdır. Yani başı sikkedir. Ahiri ise hatemdir. Evet. Sikke, hatem. Yani ahiri derken anlıyorsunuz değil mi? Çekirdek yani. Ehadiyet var mı? Ehadiyet, hatemi vahdet var. Bu da teşahhus. Yani
Şimdi ağacın meyve olarak teşahhuslanması. Evet. Bu ismi ahire bakıyor. Bu hatem. Hatemi meyve diye. Ağacın çekirdeğine de sikke der. İsmi zahir ise mühr-i adiyettir. Gözüken ağaç. Tamam mı? Bu da mühür. Mühür yani. Tura'yı konuşuyorum. Tura da batını bildirir. İsmi batın. Birlik ve beraberlik ile o harika fabrika işliyor. Bu da tereşu. Temessü şöyle diyeyim. Çekirdek var ya, ağacın kökündeki çekirdek. Ağaç olmasına temessü. Ağacın meyve olarak hulasalanmasına tereşu. Tamam mı? Yani çekirdek olarak tereşu. Ağaçtan meyve olma sürecinin adı da teşahhus, yani şahıslanmak. Ağacın kendisi de tezahür. Ondan sonra ne vardı? Teşahhus, tezahür, temessül. Temessül, çekirdeğin ağaç olması. Teşahhus, ağacı meyveye dönüşmesi. Tezahür, ağacın zahiri. Tereşü ise ağacın çekirdeğe dönüşmesi. Aslına dönüşüyor. Hasan abi, zahir tezahür dedik. Evvel sikke çekirdek tereşüh dedik. Ahir, hatem meyve teşahhus dedik. Batına ne diyoruz? Batına tezahür değil. Zahire tezahür. Batın şeydir. Tereşü. Batın, tura, kazan, tereşü. Heh, demişiz zaten. Evet, demişsin orada. Bunu geçeyim. Biraz da ilerleyeyim. Hı hı. Daha güzel olacak. Farklılıklar alemi bir bütüne getirip bütün olarak işlemesi. Farklılıklar alemi bir bütün olarak getirip bütün olarak işlemesi. Misal, güneş, hava, toprak, su, alemler vesaire. Bu kadar farklılıkların bütün olarak çalışmasına vahdet denir. Yani şahıs yok. Sistemin birliği. Bunu ders yaparken veya siz ders yapıyorsunuz. Yani bu meşketmek lazım. Yani veya ders okurken kendimize vahdet. Vahdet sistemin birliğidir. Yani şahıs bildirmez. Şahıs yok burada. Bu sistemin sahibine de vahidiyet denir. Aşağı hep gelecek ehadiyetlere. Yani bir sistem var, bir de sistemin sahibi var. Yani kolay değil mi artık ezberleme? Sistem var, bir de sistemin sahibi var. Sistemin birliğine vahdet. O sistemin sahibi vahidiyet. Vahidiyet ise vahdet sisteminin sahibi, ki şahsın birliğini gösteriyor. Yani farklı alemleri tek bir sistem olarak gözükmesi, saltanatın birliği, bu saltanatı bir birisi yapabilir ancak. Bu vahdet olan sistemin her bir şeyde bulunması, yani insanın bütünlüğünün her şeyi tek hücrede bulunmasına da ehad denir. Böbrek, dalak, beyin, ayak vesaire hepsi farklı farklı. Ama neticede bir hayat işliyor. Bir bütünlük var. Bu bütünlük vahdet. Bu sistemi çalıştıran diyelim ki ruh, vahidiyet. Yani sistemin sahibi. Ama her bir hücrede bütünlük var. Ehad. Bu da şahsı bildirmez, sistemin tümü, her şeyi, her bir unsurunda görülmesi. Yani her bir hücrede, tırnak hücresinde de karaciğer var, böbrek de var, gözde var, doktor da var burada, değil mi doktorum? DNA'sında her şey var. Her bir hücre bütünü taşıyor. Her bir hücrenin adı ehad, 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 ehad. Bu ehadların toplamına da ehadiyet deniliyor.
İşte tüm bu sistemlerin her biri tümünü taşımasına ehad deniyor. Bu ehadların cemine de ehadiyet denir. Yani ehadların sahibi. Ehadiyet demek. Ehadların sahibi. İnsanın misaliyle uygulayalım. Şimdi insanı uygulayacağım. Çeşitli şeylerle uygulayacağım. Merak etme, meşgul olacak bu. İnsanın maddi ve manevi farklılıkların bütünlüğüne vahdet denir. İnsanın maddi ve manevi. Karaciğer, böbrek, dalak, hayat, kas, mide vesaire. Ha, bir de hissiyat, latifeler, hayal, gadab, şehvet vesaire. Maddi ve manevi farklılıklar yok ama tektir. Buna vahdet denilir insanda. İnsanın vahdeti. Bu bütünlüğün sahibine ki şahsı bildirir, vahidiyet. Yani ruh diyelim. Bu bütünlüğün her bir hücresinde olması ehad. Bu ehadların sahibi olan şahıs da ehadiyettir. Anladık değil mi burayı? Evet. Tamam. Dört esmaya şimdi uygulayalım. Yani genişletiyoruz çapını. Bak çapını genişletiyoruz. Ondan sonra masamda var Yasin. Bir kağıt var böyle. Göreceksin ha. Karalama. Şimdi onu daha genişletelim. Çapını artık Risale-i Nur parça parça iken eklemeyi bilirsen artık ucu bucağı yok. Seni bir yerden girdi mi çorap söküğü gibi dibine götürüyor. Dibinde çıkarıyor aşağıya. Bak göreceksin. Şimdi dört esmaya gidiyoruz. Hala durmadık şimdi. Zahir vahdet. Batın onun da bir de uzun olan var. Böyle çalışıyorum böyle. Olacak. 19. defterin içinde olabilir. Bak zahir vahdet. Batın vahidiyet. Evvel kökteki çekirdek ehadiyet. Ahir meyvedeki çekirdek ehad. Kül külli, cüzi cüz, bu biraz zoru uyar. Mesela her bir hücre cüzi, ehada bakar. Cüzi. Yani iyi çekiyor, cüz değil. Yani sahibi, bütüne sahip. Bütün hücrelerin toplamına külli, ehadiyet deniliyor. Bütün hücrelerin toplamı, külli. Yani cüzilerin cemi. Her bir cüzde, her bir hücre cüz'i. Bu cüzilerin toplamı külli. Her bir insanın bütünlüğü ise kül, vahidiyet. Her bir organ cüz, vahdet. Yani 19. defter var ya, böyle bak içine. Şimdi biraz da genişletiyorum. Sikke, külli. Sikke, evvel ismine bakıyordu. Mühür ise zahir cüzdür. Hatem sırayla gideyim şey yapayım. Sikke külli. İyi çekiyor. Takke var. Külli. Evvel ismine bakıyor. Ağacın çekirdeği. Hatem ise sondaki çekirdeğe bakıyor. Cüz'i. Bu da ahir ismine bakıyor. Tamam mı? Evvel ahir. Mühür ise, mühür zahir ya, bu da cüzdür. Cüz, cüz, cüz. Zahir ismine bakar. Turra ise küldür. Yani bu bunların parçaların toplamı. Turra'dır, küldür, batın, vahidiyet ismine bakar. Şimdi enfüse geçiyoruz. İçeriye doğru geçiyoruz. Cüz'i dış dünya. Buldun mu abisi? Aferin. Zeki adam. Böyle bak. Bu sigorta kağıdı ha doktorum. Avrupa'ya giderken yaptıkları sigorta kağıdı ne yaptık? Atmadık. Bir yüzü yazılmış, diğer yüzü boş. Kullanacaksın. Hani israf etmeyin diye söylüyorum. Bak sigorta şeyidir.
bilmem ne sigortası. Bak, şimdi onu da okuyacağız. Şimdi enfüse dalıyoruz. Enfüs. Cüz-i diş dünya. Külli enfüsi. İş dünya. Cüz-i gene devam ediyor. Fert insan. Külli bütün insanlar. Farklı farklı örnekler çoğaltıyoruz ki biraz meşgul olsun. Bu cüz-i ve külli maneviyatta da yapılırsa müşahhas olmayan yerlerde kullanılır. Bu çok önemli. İyi çekiyor bakın. Cüz-i ile külli. İkisi de iyi çekiyor. Cüz-i ve külli. Bu daha çok manevi şeylerde kullanılır. Ya arkadaşlar ikisi de birbirine benziyor. Kül, külli. Cüz, cüz-i. Cüz-i iyiler çekiyor mu? Cüz-i ile külliler maneviyat noktasında kullanılır. Mesela külle cüzler, diyelim ki organlar, kül, karaciğer, böbrek, dalak. Her bir el cüzdür. Bu müşahhasta kullanılır. Ama insanın maneviyatı konuşulunca cüz, organ konuşulmaz artık. Orada cüz, kül yok. Cüz-i ve külli, onu uygulayalım. Bak. Bu cüz-i ve külli maneviyatta müşahhas olmayan yerlerde kullanılır. Onu şimdi uygulayayım. Bu çok önemli alacağınız. İyice sıkıştık, incelttik manayı. Külli demek iyi çekiyor. Takke yerine iyi koysanız olmuyor. Alt üst edersin manayı. Bak Halil, takke ile iyi koymak. Farka bak. Eğer iyi koysan nokta, farklı organların bütünlüğü. Takke koyarsan bak ne oluyor? Külli, dış dünyadaki cüzlerin zihindeki gölgeleridir. Yani elma, armut, güneş, köpek, dağ, deniz vesaire. Onu tefekkür eden insan alemine soktu. Alemine, zihine soktu. Gölgeleri var şimdi burada. Emri nisbi. Cüziler diş dünyadan çıkar, zihne girerse külli olur. Yani cüziler, kuşlar cüzi, denizler cüzi, dağlar cüzi, 18 bin alemin her birisi cüzi. İnsan onu tefekkür eder, içeriye girerse külli oluyor. Çünkü insan onu küllileştiriyor. Yani kuşları genelde düşünüyor. Dağları Allah ile düşünüyor. Dağları Esma ile düşünüyor. Mesela bu bir cüzidir. Aldım içeriye. Mesela güle güle var ya mesela. Gül değil mi bu? Güle güle. Gül ki misal için söylüyorum. Örnek vereceğim. Bizim Anadolu'nun kültürü. Güle güle. Bu gül değil mi? Gül kimi simgeler? Peygamber. Yani peygambere peygambere. Yani düşünürsün. Mesela bunu alırsın, kesersin zihninde, istediğin gibi kullanırsın. Bu cüziler zihne girerse külli olur. Çünkü insan cüzi nazarını küllileştiriyor. İnsan külli nazarını cüzi aldığı zaman o külli olur. Allah ile izah eder, ahirette anlatır, fıtratla anlatır, akılla bunu yorumlar. Ama sır bunu nasıl yerim der. Bak, cüzileri zihne girerse tefekkür edip içeriği artık bu cüzi değildir burada. Bu küllidir. Biraz da gireyim. Yani anladık mı bu külli diş dünyadaki cüziler daha takkeliler olursa diş ve iş demektir. Artık organ bütün değil. İlk önce organı da söyledik. O da olsun dedik. Bak külli ile cüziler maneviyatta kullanılır. Mesela Nur-u Muhammed'i, Nur-u Muhammed'i küllidir. İyi çekiyor. Her birimiz enemizle onun ne aynısı ne gayrısı timsali suretiz. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her birimiz aynı hakikata sahip. Biz cüz'iyiz.
Bunu cüz küll olmaz. Nur-u Muhammed'i küll, her bir ene cüz olmaz. Yani sahiplilik getirir i. Ona ait. Onun aynısı gayrısı de değil. İşte ustad ömründe işte şey 40 senelik ömründe 30 senelik tahsilinde var ya 4 kelamı. Yani bu basit şey değil. Yani mesela eşey zihni aldığımız zaman mesela büyük bina. Aynı binayı Levent'tekine kıyas et küçük bina. Ha, emri nisbi. Emri nisbi hariçteki kıyasla elde edilen. İçeriye girdi. Artık nisbileri ben emri itibari var burada. Ben onu büyütürüm, küçültürüm, siyah boyarım. Bina beyazdı. Yeşile boyarım. Zeytinburnu kaldırırım. Aa, şu anda ben bahçe yaptım her taraf. Mısır bile ektim bak. Mısır bile oldu. Koliva bak pişiriyor. Zeytinburnunu istediğim gibi kullanıyorum. Külli oldu. İnsan aleminde girdiği zaman bir şey küllileşiyor. Neyse biraz da gideyim. Bir de okuyayım istersen şurayı. Külli, diş dünyadaki cüzilerin zihindeki gölgeleridir. Cüziler diş dünyadan çıkar, zihne girerse külli olur. Onun adı da usta zihin aynasında diyor. Başka, cüz kol bacak gibi. Kül, bu organları tümü olan insan. Bak cüz kül, zahirde kullandı. Zahir batın. Zahir batın, cüz cüz külli. Ama ötekisi evvel ahir. Külli, yani takkesi olan diş dünyadaki cüzilerin zihindeki gölgeleridir. Diş dünyadaki bu girdi, bu bir cüzi, bu bir cüzi, bu bir cüzi. Yani dağlar cüzi, kuşlar alemi cüzi, yani gördün her bir cüzi zihnime girdi. Hepsiyle bütün düşünebiliyorum artık. Burada artık cüziler yok. Bu aleme giren her şey küllidir. Artık uzantısı değişiyor. Şöyle de diyebiliriz. Gözden giren her şey, kulaktan giren her şey, ses, burundan giren, dilden ve elden giren her şey içeride canlanıyor. Mesela bir tane haram gördünüz. Belki de 10 saniye olmadı. Ama 10 sene sizde duruyor. Ve öyle bir külli tahribat yapıyor ki, külli bir tahribat var. Kül tahribat yok, külli bir tahribat var. Cüzi, iyi var bak, takkesi var. Diş dünyadan çıkar, zihne girerse külli olur. Bunun gibi külli zihinden düşer, diş dünyada yerini alırsa kişiliğini kazanır ve cüzi olur. Mesela tersi de olur. İç aleminde adam bir kişilik kazanmıştır. Bunu uygulayayım. Kavga ederken kavgasını bile kendisi seçer yani. Basit adamın kavga ettiği adam basit olur. Basit adamın kavga sebebi basit olur. Basit adam basit şeylerle meşgul olur. Yani külli bir insanı cüzde kendisini gösterir. Cüzilerde gösterir. Yani en basit örneklerden vermeye çalışıyorum. Mesela kavga. Kavga edenlere bakın, karakterini seyredin. Basit adam, düşmanı bile basit olur. Mesela bizim düşmanımız Allah düşmanları. Allah neyse o kadar değer alıyorsun sen de. Bizim düşmanımız paramızı çalan değil. Onları kızarız veya dua ederiz. Yani anlıyor musun? Yani sevgisi bile, sevgilisi bile farklı olur. Külli bir adam, öyle Ayşe, Fatma, Dolar, Hasan, Hüseyin'le uğraşmaz. Külli olduğu için her şeyin sahibiniz aşık olur. Külli bu. Yani bana bir şey söylemez, size cüzimi küllimi söyleyeyim o adam. Sokaktaki adam, yok önüme kız kırdın, yok bana dedin çıktı dışarıya, bağırıp çağırıyor. Şey, cüz adam. Cüz'i değil. Toplamın bir parçası. Yani çok ilginç yani cüz'i ve külli. Hep böyle aynı zannediliyor. Cüz'i ile iyiler çekiyorsa cüz
kül, ileri yok. Bunlar muşahhas, muayyen, realite, rasyonel şeylerde kullanılır. Somut şeylerde kullanılır. Cüziler ve külli, iler çekiliyorsa bunlar daha çok enfusi alemde kullanılır. Yani emri nisbiler, emri itibariler. Yani gene insan emri nisbi, büyük bina, küçük bina. Niye daha önce bu büyük binaydı? O gece konduya göre büyüktü. Levent'teki binaya göre büyük küçük oldu. Aynı şey niye? Hem küçük, hem nisbidir. Ya bu sarıdır, kırmızıdır. Ona göre daha kırmızı olsa bulanıktır mesela. Bunlar hep insan kullanıyor. Bunun gibi külli zihinden düşer, dış dünyada yerini alırsa kişiliğini kazanır ve cüzi olur. Cüzi küllinin bütün özelliklerini taşır. İnce Mesnevi Nuriye 207, 208, işareteceğiz 15'te bu anlattıklarım var. İnce Mesnevi Nuriye 207 ve 208 ve işareteceğiz 15. Yani çok yerlerde örnek olsun diye. Merak eder diye. Külli yani iç çekiyor. Fertleri içine barındıran külli-i Mesnevi Nuriye 214'te. Kül yani no isi yok. Kül. Cüzleri içine, içinde kül. Cüzler içinde kül. İnce Mesnevi Nuriye 214. Kül cüzlerde meydana geliyor. Ağaç gibi. Kül. Ağaç küldür. Yapraktan, çiçekten, gövdeden meydana geliyor. Cüzlerden gelir. Cüz'i ise bütüne ait manayı bölmeden kendinde gösteren en küçük parça fert. Fertlerin bütünü ise nev diye tarif edilir. Parmak, el, kol, beden. Bunlar cüzlerdir. Evet, fertler yani cüzler küçük bir ayna hükmünde, nev yani külli ise büyük bir ayna oluyor. Bu nazar başka bir nazar. Gözümüz ferdi görürken aklımız ferde bakıyor. Kalbimizle de o nev üzerinde Cenab-ı Hakk'ın fiillerine ait bir manayı müşahede ediyoruz. Bakmak, görmek, müşahede etmek gibi. Göz, akıl, kalp. Üçüncü sayt. Kül, cüz. Kül, bir bütünün tamamı. Cüz, onun bir parçası. Cüz, küllün bütün özelliklerini göstermez. Yani kol, karaciğerin hepsini göstermez. Yani cüz, küllün bütün özelliğini göstermez. Beraber bir şeyin parçalarıdır. O da cüz, o da cüz. Bir araya gelirse kül oluruz. Daha çok müşahhas şeylerde kullanılır. Cüz ve kül gibi. Efendim 221'den ne var? Bununla alakalı bir atıf yapmış. He. Vahidiyet her bir şeye, her şeyle yardım etmek eyleme dönüştürüyor bak. Vahidiyet yani şahsı bildiriyordu. Her bir şeye dinliyor musunuz? Mesela bir şey söyle. Elma her bir şeye her şeyle yardım etmek. Bir elmaya güneşle, havayla, dünyanın dönmesiyle, güneşin nükleer patlamasıyla yardım ediyor. Pişiriyor. Bir şeye her şeyi musahhar etmek, bir tek şeye her şeyi imdadına göndermesidir vahidiyet. Vahdaniyet ise, onu soruyordum. Her şey bir tek zatı mülküdür. Zat tek ama sonsuz mülkü var. Sayısız ve çeşitli mülkü var. Her şey derece derece, her şey tek elden yönetilmesi demek. Vahdaniyet. Vahidiyetle bütün kainat insana hizmet etmesi. Yani her şeye, her şeyin hizmetçi olması, vahidiyetle tüm kainatı insanın emrine verilmiş, insana hizmet ettirmiş. Bu ancak her şeye sahip olan zat yapabilir. Biz her şeye hizmet ediyor mu? Yerin altındaki madenden, petrolden, semadaki çekim yasalarına kadar. Ediyor mu? Ya bu vahidiyetle oluyor. Yani vahidiyet zat,
vahdet saltanatı olduğundan bütünü bir şeye hizmet ettirebiliyor. Bunun adı da vahdiyet. Ehadiyet ise bir şeyi her şeyi yapmaktır. Yani bir şeyin içine her şeyi derc etmektir. Bir şeyde her şeyi bütünü göstermektir. İnsan tek cüz'i hakiki iken aynalar vasıtasıyla küllileşir. Parçaları birleştirmek bütüne ulaşmaya çalışan felsefedir. Ama hiçbir zaman bütüne ulaşamaz felsefe. Çünkü kemiyet eksenlidir. Keyfiyete bakmaz, bunlar sayılarla bakar. Kül, cüz'ün birleşiminden oluşur. Cüz, külden bir parçadır. Külden farklı bir şey değildir. Aynı cinstendir ve aynı mahiyettedir. Görüntülerin sonsuz tanesi bir asıl olamaz. Mesela benim görüntüm ayna vasıtasıyla nihayetsiz olabilir. Koy oraya ayna. Koyduk mu oraya? Koy arkaya ayna. Koydun mu? Sağ tarafıma ayna koy. Sol tarafıma ayna koy. Koy üst tarafıma ayna. Alt tarafıma ayna koy. Ben kaç tane olurum? Aynaya şöyle bakın. Buraya bakın. Kaç tane? Sonsuz. Sonsuz görüntülerim bir beni yapamaz. Aslımı yapamaz. Anlıyor musunuz? Ne demek? Yani bu görüntüdür. Esma'nın cilvesidir, cemalidir, nakşidir, sanatıdır. Esma'nın hakikatin dışa vuruşudur. Esma'nın perdesiz tecellisi olan cennetin bir şeyi olamaz. Bu fani. Çünkü asıldır. Bak çok antika bak. Görüntülerin sonsuz tanesi bir asıl olamaz. Çünkü keyfiyet farkı var. Aynadaki benim sonsuz gölgelerim benim bir parçam olamaz. Karaciğerimi yapamazlar. Olmaz. Karaciğerim kadar değeri yoktur. Kainatla Allah ilişkisini kül cüz ilişkisiyle çözülemez. Bak, kainatla Allah ilişkisini kül cüz ilişkisiyle çözülemez. Çünkü bu sayısal eksenlidir. Cüz kül. Yani Allah ile kainat İzah edilemez cüz külle. Çünkü cüz kül sayısal, somut eksenlidir. Yani o noktada kullanılır bu cüz kül meselesi. Çünkü varlık haşa Allah'ın bir parçası değildir. Kül cüz ilişkisinden külli cüz'i ilişkisine geçilmesi gerekiyor. Cüz kül ilişkisinden cüz'i ve külli ilişkisine geçilmesi lazım. Yani bütünü fertte görünce sende o zata karşı bir aynedarlığın gelişiyor. Külli oldun işte. Mesela şu çiçekte güneş var, hava var, dünyanın dönüşü var, havanın nem derecesi var, toprak var. Yani bunu yapmak için zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nüminesiz, macilesiz, modelsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümine yok. İlk ve son. Bunu böyle düşününce bu külli oldu. Bu şey oldu. Fatır ismi. Bak, bunu yaparken Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu Allah nereden haşa? Düşünmek için, tefekkür için söylüyoruz. Hiç Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bunu nasıl hatırına geldi? Nereden düşündü? Nereye baktı? Hangisini taklit etti? Bunu yaparken Allah mekanı yoktu bunu yaparken. Zaman yoktu. Madde yoktu. Nümine yoktu. Misal yoktu. Mukayese yoktu. Taklit yoktu. Model yoktu. Bir yapıyor, denedi, olmadı bir daha. Bu sene bir daha değişti. Hayır. İlk yapıyor, son yapıyor. Her sene arabanın modeli değişiyor. Ama atın modeli değişmiyor. Sığırın modeli değişmiyor. Bir hayal edin sığırın modeli nasıl olsun?
İnsan nazarını külli ve cüz ilişkisinden kurtulup külli ve cüzi ilişkisine geçiş yapması gerekiyor. Öyle bir makama geleceksin ki kainat parçalanamaz hale gelmelidir. Baka 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 öyle geleceksin ki kainat senin nazarında parçalanamaz olur. Yani ne demek biliyor musun? Artık fena fillah demek, terk edeceğin bir şeyin kalmaması demek bir mağarada. Biraz eyleme dönüştürün fena fillahı. Yuhyi ve yumiti beraber görmektir. Ölüm ile meftaini görebilmektir. Eylemsel itibariyle fena fillah, bunun eylemsel itibariyle nasıl varırsın ona? Kendini yaşamayıp başkasını yaşamak, sünnet-i seniye. Fena, ona fillah oldu. Yani kendini yaşamayan öldü demektir. Başkasını yaşıyor demektir. Sünnet-i seniye yaşayan bu yolda baş koymuş, yürüyor demektir. Öyle bir hale geliyorsun ki fena fillah, yani sünnetle kendini yaşamıyorsun, huzuzat-ı nefsen kendini inşa etmiyorsun. Kendi arzularından çıkmışsın. Hep başkasını yaşıyorsun. Allah Resulü böyle yerde böyle içerdi. Bunlardan sıyrıl. Bunu kastetmiyor. Sünnet-i seniye o adat ve muamelat. Artık onun tefekkürüne, mirasına sahiplenmek. Allah Resulü'nün tevekkülüne, Allah Resulü'nün Allah'a karşı duruşuna, sabrına, şehvetine, cihadına, fedakarlığına, cömertliğine sahip olmak. Allah Resulü'ne temas etmek. Sünnet-i seni yaşayan birbirimize temasla tahammül ederiz. Çünkü birbirimize temas edemiyoruz. Konuşamıyoruz ya. Temastan bunu kastetmiyorum. Aman ha, dokunma ha. O onun halinde, o da onun halinde. O bilmem şey. Acayip bir şey. Ferdi ferit. Bütün gibi gözükürken böyle bir cemaat düşünün. Hepsi ferdi ferit. Patlamaya hazır bir bomba. Aman ha, temas yok. Bir gaye uğrunda işçilik yok. Bir fabrika işçiliğini yapmıyoruz. Bir atölye işçiliğini yapmıyoruz. Temas ama ne? Temas yok. Temas gibi geldi. Temas yok kardeş. Dokunduğun zaman iki artık kutup gibi çık 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 kıvılcım çıkarıyor. Peki nasıl anlarız bir cemaatte böyle kişilerin çok olduğunu? Bu kişiler eğer hakka kanaat etmeyip bunu bırakıp da Ahmet'le Mehmet'le uğraşıp kendisini başkalarını aşağılayarak, tenkit ederek kendisini ifade ediyorsa bu fabrika işçisi değildir. Tabii bunlar hep cemaat iken ferttedir bunlar. Bunlar cüzdür. Cüzi olamadı yani. Cüzde kaldı. Temas yok. Yani mesela çiçeği tefekkür edince zannediliyor ki çiçekte esmayı okumak. Tamam. O zahir. Bitti o artık. Artık geç bırak bunu. Yani bunu enfüse taşını ben bu değilim. Bunun uzantısı değilim. Bunun uzantısı değilim. Bunun uzantısı değilim. Bunun değilim. Bunun değilim. Ben kimim o zaman? İmtiyazlaşıyorsun böylelikle. Harikalaşıyorsun böyle. Artık o dedi. Git dedi. Tasip oldu. Şey yaptı. Tanıdı, tanımadı, bana dedi, küfretti, zengin olamadım, kanser oldum, ömrüm kısadır, öldüm, dirildim, yuhyi bu ümit, öyle bir şey yok ki. Kelam aynı kudret oldu. He? Kelam aynı kudret oldu. Aynı, kelam aynı kudret oldu. Bak, devam edeyim. Öyle bir makama geleceksin ki, kainat parçalanmaz hale gelmeli. Yani kainat tek bütün haline getirmen lazım. Yani nizamı kuddüs. Nizamı kuddüs. Mizanı her yerde vardır. Bunları parçalayamazsınız. Bütünlük içindedir. Bütündedir. Mesela öyle bir hale geliyor ki küfürle imanı tek görüyor. Öyle bir halet kesbediyor. Bu ustad şey diyor buna, kutsi zat. Huzuzat-ı nefsaniyeden, dış dünyadaki ayrılıklardan, ayrımcılardan,
ayrışımcılıklardan vesaire vasıf ve sıfatlardan sıyrılan kişi kutsidir. 149 sikihtası gaybiye. O kutsi zat diyor Geylani. Kutsileşiyor. Yani kendisini yaşamıyor. Beşeriyetinden çıkıyor. Sünnet-i seni yaşayarak artık her şeyde bütün görüyor. Hiçbir şeyi parça görmüyor. Bütünsel görüyor. Kafiri de imanla, Ebu Cehil'le sahabeyle, şeytanı melekle hepsinin esma bütünlüğünde görebilme makamına geliyor. Acayip bir şey ya. Bildiğiniz gibi değil bu. Ama bunu mülkte konuşursan tehlikeli olur. Adam İslamiyet'in bir mucizesidir. Muhyiddin Arabi batıl değildir, haktır. Hatası şu. Sen haleti ruhiyeni yaşa. Bu haletleri insanlar yaşamadığı için bu haletleri yaşamayanlara yaşadığını söylemek kendi bildiği gibi yorumlayacağında şirke girecektir. Onun için de dendi, çe, bil dendi. Bildir denmediği için bildirdi, tokatı da yedi. Ama haleti yanlış değildi. Her şey tektir dedi. Öteyi buraya taşıdı. Bakın benim yaşadığım haletleri karşımdaki yaşamadığından ben o haletleri benzetme yapacağım. Çünkü genel değil bu halet. Herkes yaşamıyor. Su. Ne anladınız kardeşim sudan? Pekmez anlayan var mı? Bal anlayan var mı? Su ıslatabilir misiniz? Hepimiz aynı şeyi anladık değil mi? Ha, eğer bende bilinen bir bilgiyi hepimiz bunu biliyorsak ortak bir tabir kullanmışız. Su deyince hepimiz yüklediğimiz mana aynıdır. Ama benim alemimde bir hakikat var. Genel değil. Nasıl anlatacağım ben size onu? Teşbih ve temsil yapacağım. Veya tenzihleyeceğim. Peki benim alemimde olan o manayı kullandığım uslup, tabir ta kendisini taşır mı? Bence belki biraz benzer ama sen o tabire yüklediğin manaya göre benim aletimi anlamış olamazsın. Bu sefer müteşabihat kullanılıyor işte. Bu sefer zatlarda olursa şatahat oluyor. Ama iç aleminde artık o zahirde asudelik varken içte sefer başlamıştır. Ne demek? Şu andaki aletinize bakıyorum. Açmışsınız böyle. Niçin açtınız biliyor musun? Eğer şununla bununla meşgul olsanız şununla saati bile bilirdiniz. Saatin kaç geçtiğini söyleyince şimdi hatırladınız. Ne demektir biliyor musun? Saat bedenseldir, zahirdir. Bir insan ikide bir derste saate bakıyorsa o zahirdedir, geçememiştir. Her şeyi unutmuşsa mesela eyvah dedi bazılarınız nöbet tutuyorsunuz. Yemek falan hatta hoşuma da gidiyor. Niye? Yemek, memek, ocak, mocak unutmuş. Saat unutmuş. Niçin? Batına geçmiş. Şu anda ben getirdim size batında zahir olduğunu şu anda. Devam edeyim. Yani en büyük ihaneti kendine yapıyorsun. Yani ne demek? Ben olamam. Ne demek canım? Böyle şeyler nerede? Ben nerede? Yok canım ulaşılamaz. Olamaz. Allah ulaşılamaz. Nasıl ulaşılamaz ya? Yani bu senin işin. Ulaşmışsın haberin yok. Aksiyetini anladın bak. İşte en büyük ihaneti kendine yapıyorsun. Yapacağın şu. Sen kendin olmaya çok ihtiyacın var. Efendim. Sahabelerden bazıları bir anda sahabe mertebesine erişmiş. Çok kısa zamanda. Dememiş ben yapamam edemem olamam. Ya. Bir anda Allah nasip ettikten sonra istediği kuluna 40 dakika demiş. Yeter ki yani Allah hakkında suizan etme. Yani ben olamam. Allah beni yapamaz. Allah'ın gücüne göre hiçbir şey değil bu. Allah'a diyorsun ki beni yapamaz. Yapma. Çünkü inandığın gibi muamele görüyorsun. Enayine zenab dibi. Niye öyle zannediyorsun? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Acayip bir adam ya. Diyeceğim kurban olayım. O yasak. İnsan kurban edilemez. Yani hayranım sana. Diyor ki bir kişi diyor Allah'a nihayetsiz hüsnü zan yapmadan ölmesin. Yani benim Allah şöyle bir Allah'tır.
Böyle inan, haşirde cehenneme doğru gitsen bile arkaya bakacaksın. Zebaniler diyor ki, zebanilere diyor Allah, melek. Niye bakıyor? Allah biliyor da bize bir saltanatını konuşturuyor. Niye bakıyorsun diyor zebaniler. Çok rahatmış adam. Cehenneme gidiyor. Hem rahatsın dedi hem arkaya bakıyorsun. Beni Allah atmayacak. Cehenneme götürüyorum seni dedi. Cehennem bitmiyor, mahkeme bitti, seni atıyoruz. Hayır. Allah konuşturuyor o olayı, orayı. Allah için olmuş, bitmiş. Cehenneme nasıl dedi? Hayır, cehenneme gidiyorsun. Hayır dedi. Ben Allah'a böyle inanmıyordum. Allah böyle değil dedi. Nasıl Allah? Ben günahlarım var ama Allah'ım çok büyük. Benim Allah'ım böyle. Çünkü peygamberim bana dedi ki Allah'ına nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölme. Evet rezilim. Ben sevap yapmaya gitmedim dünyaya. Döndürün okulumu diyor. Allah bu hadiste geçiyor mu geçmiyor? Yani acayip bir şey. Allah'ı küçültmüşüz böyle. Mesela bir şey söyleyeceğim ama inşallah yanlışta kullanmayın. Özgüveninizde kullanın Allah rızası için. Günahta kullanmayın tövbe estağfurullah. Ne olur yani özgüveninizde kullanın yani. Cennet ortamı günahsız ortam değil midir? Adem aleyhisselam peygamber ruhu değil midir? Günahsız ortamda peygamber ruhu hata yapabilmiş. Hata olmuş. Hatasız bir ortamda kusursuz bir fıtrat peygamber zelle denilen bir şey olmuş. Hata yapabilecek fıtratta her tarafım hatalarla dolu, hatasız asan olacak yani bu dünyada. Ben niçin olamıyorum, ben niçin günah işledim, ben niye böyleyim diye özgüvenini niye yıkıyorsun kardeşim? Sen gayet beklenilen bir şeydir yani. Hiç günahsız olmasaydı şaşırırdık. Allah Allah, hakikaten mi ya? Hatta Allah diyor ki bunu kaldırırım, günah yapacak fıtratta getirirdim diyor. Yani günahsız ortamda peygamber ruhuyla günah değil, zelle yapılmışsa, günahlı ortamda, günah yapabilecek fıtrattaki insandan ne bekliyorsun ya? Kutsiyet mi bekliyorsun? İstisna olmuş işte. Tek tük sayıyoruz, o kutsi zat diyor. Zatlar da demiyor. Kutsi zatlar olsa ben de girerdim. Giremedim, kutsi zat diyor yani. Ama nasıl girmişim biliyor musun? Ben oraya girmişim. Kutsilere girmişim. Niye? Kutsileri seviyor. O benim. Arş benim, Kürs benim, Cebrail benim, İsa benim, Musa benim, Geylani benim. Hakikat Muhammediye cihetiyle onlarla gurur duyuyor. İnsan sevdiğiyle beraber değil midir? Lan bu akıllı ol ya. Olamam insan olanla beraber ya. Arabayla sürme mi lazım? Lan gir lan gemiye işte. Gemide ol. Abi kaptan değilim. Olma, olma. Çırak olma. Güvertede aşağıda ol. Yağcı pasta bir şey ol. Gemide ol. Geminin için gemi böyle gitse bile sen böyle yürü. Olsun gemidesin ya. Aşağı iniyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Gemi böyle giderken sen böyle gidiyorsun. Git de. Nasıl gidersen git. Gemidesin ya. Ben kutsileri seviyorum. Tamam. Bir şey dokunacak da bize de ya. Bedava değil ki. Bak bir şey matematiğini kullan. Adem Aleyhisselam'a iman etmek farz değil midir? Bütün peygamber. Peki iman etmesem ne olur? Kafir olur. Ha madem ben iman etmesem kafir oluyorsam koy kefeye. İman etmeyle bunun zıttı kadar bende kar olması lazım. Çünkü eksi biri yok eden artı birdir. Ha bedava mı? İman ettim ekkarım. Adem Aleyhisselam'a iman ettiğimse bütün hasenatın ortağım. Bedava yok öyle. Anladın mı? Hani, tabii ya. Onlar da şimdi gidiyordur. Aynen duyacaksınız orada. Allah'ın izniyle. Allah hakkında suizan etme. Allah verecek. Verecek tabii. Niye? Haşa. Merhameti olduğunda. Onu böyle bildiğimde. Öyle bildiğimde ya. Ben öyle biliyorum. Allah merhametini gadabını aşmış. Ne kadar aşmış? Şimdi bu kadamıyla. Aşmış mı kardeşim? Sonsuzdur o işte. Peki gadaba ne kadardır? Sonlu, sonluya bırakmıştır onu. Aşmışsa, merhameti, gadabını aşmış. Blok etmişse ne kadar blok etmiş? Ufak olmuştur artık. Abi amma da şey yaptın. Ben böyle inanıyorum. Ha sen öyle mi inanmıyorsun? Öyle mi olur? Tamam sana öyle olacak. Ne ya bedava ya? Yapma. Devam edeyim şunu.
Allah hoştur ya. Küçük ne olur hafsalarınıza sokmayın ya. Allah bambaşka bir şey. Allah başka bir şeydir yani. Baba azaldıkça ki şey dedim. Lan ne diyeyim ağzım işte. Ha? Beşer, bir tane söyle dedim. Ağzından şey çıkıyor diyor ya. Ya Allah zattır diyor. Bizim zatlara da söylüyor. Halil zat var ya, zat kardeşimiz. Şimdi onunla kıyas mı ettin? Ya konuşma beşeri tabir ya. Her şeyin altına, okusun altına buzak arıyorlar. Ya biraz akıllı ol ya. Allah başka bir şeydir diyor. Bak sen şey dedin. Böyle mail atanlar var ya. Ben ona cevap ne diyorum? Doğru söylüyorsun. Asla hiç kimse itirazım yapmıyor. Haklısın. Herkes haklı. Samimi söylüyorum. Herkes haklı. Devam edeyim. İyi dinleyin bak şimdi. Allah şu sayfayı okumayı nasip etsin de şu sayfaya kadar. İstifade edeceksiniz. Ben de ediyorum. Ya Allah bambaşka bir şey ya. Elhamdülillah. Allah buldum. Ahiretmiş, dünyaymış. Yuhi büyümetmiş. Çok mu büyüm ya? Allah. Ruha geçince hiçbir şey yok ki orada. Düzdür. Külli cüzi ilişkisini idrak edersen, bak, külli cüzi, takkiler var. Yani enfusi, ruhsal düşünceyi özelliği, cüzi külli. Artık bir sürü malzeme kullandım. Başka demedim bunları Faruk. Yani dedim ki sonra inceleşecek. Cüzi ve külli iler gelince artık muşahhas değil. Rasyonel değil yani. Somut şeylerde kullanılmaz artık aleminizde. Cüzi ve külli ilişkisini idrak edersen kendini ve hiçbir şeyi ilahlaştıramazsın. İlahlaştıramazsın. Yani mesela birbirinizi ilah edinmeyin. Ben onu çok hani derdim. Bir insan bir insanı nasıl ilahlaştırır? Tek şartla. İnsanlığını kaybedenler için insanların ilah olması kolay olur. Edili-i şerii bırakan adam için her önüne konulan ölçü olur. İnsanlığını kaybedenler için insanlar ilah olması kolay olur. Eğer sen cüzi külli ilişkisini idrak eder, enfusine kullanmaya başlar, kainat tek parça parça iken bütün olduğunu ve kainatı tefekkür ederek, yani bunu tefekkür edip buradaki esmayı anlamak değil. Tamam da onu geçtik yani, şimdi itiraz etmeyin. Burada sahne var, şu var. Bununla ve başka şey. Bu olmadığını sen, bunun sürecinin sonucu olmadığını, bunun dışında olduğumu, ben başka olduğumu, her şeyi Cebrail değilim, cennet değilim, dışındayım. Arş değilim, dışındayım. Arş azam değilim, dışındayım. Cennet değilim, dışındayım. Kimim o zaman? Hah. Ben başka bir şeyim. O sensin. Hah, anladın mı? Adeta kendini tenzihleme gibi olur. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin dersin gibi. Öyle bir ders var, böyle manyak bir ders var. Dinlemenizi tavsiye etmem. Aynadaki benim sonsuz görüntüm bir insan etmez. Aynaların karşısından ben çıkarsam milyon tane aynadaki ben yok olur. Görüntülerin kendilerine ait bir varlıkları yoktur. Ancak esma ile kaimdir. Cüzi, takkeli, 25. kare diye yapıyorum böyle, takkeli. O masonun fotoğrafını gösterdiği gibi olmasın bu. Nereden bu kesif şey geldi kafama? Şeytan da işliyor demek ki. Acayip işliyor bende. O da işliyor. Şimdi anladım ha. O söylettirdi. Ne acayip ya. Adam hiç çaktırmadan yaptırdı bana onu. Aferin ben sana. Cüzi, kendisinin dışındaki varlığın vücuduna işaret eder. Allah Allah, cüz'i kendisinin dışındaki varlığın vücuduna işaret eder ama kendisine ait bir varlığı olmayan bir şey demektir. Ama külli olan bir şeye işaret ediyor. Cüz'i sadece küllinin emaresi ve işaretidir ve kendine ait bir varlığı yoktur cüz'inin. Külliye ait, işaret etmek için vardır. Yani her bir insan cüz'idir. Hani eneleri cüz'idir. Nur-i Muhammed'i külliidir. Cüz'iler
kendilerinin külli olduğundan değil, cüziler küllilere işaret ettiğinden vardır ve değerlidir. Mesela ağacın dalındaki meyveler var ya, onun içinde çekirdek yok mu? Bunlar hepsi cüzidir. Kökteki çekirdek küllidir. Cüzileri cem etmiştir. Daldakilerin cemidir. Anladık değil mi şey? Biraz oldu mu şimdi? Tümünü ifade ediyor. Heh. Yani program itibariyle. İmam-ı Mubin ondandır. Devam edeyim. Mevcudatın üç sıfatı vardır. Bir, mevcudat bir mektuptur. Bu da pek değerli bir cümledir bu. Mevcudatın üç sıfatı vardır. Bir, külliyatta mektup olarak anlatır. İki, mevcudat bir aynadır der külliyatta. Üç, mevcudat konuşmaktır der. Buz cüzidir. Su ise küllidir. Çünkü suyun bir sıfatıdır buz. Kar da olur. Dolu da olur. Yağmur da olur. Buhar da olur. Hepsi kaynağı nedir? Sudur. Buz suyun sıfatıdır. O zaman buz suyun cüz'isidir. Sıvı olan, buz olan her şeyde su kendini gösterir. Buhara göre su da cüzidir. Buhar ise burada küllidir. Buz dünya dar olanda, buz dünya dar olanda, su ise dünyada buzdan daha geniş bir alanda. Yani buz dünya gibi. Su daha geniş. Havada da var. Buz bir yerdedir. Ama su buhar olarak her yerde. Buhar ise suya nispeten daha geniş bir alandadır. O zaman buz cüzidir, su ise küllidir. Buz-su ilişkisinde bu. Su cüzidir, daha içeriye doğru gidiyorum. Buhar cüzidir, su küllidir. Su, eğer işte pergeli nereye koyuyorum şimdi suya? Su cüzidir. Buhar daha küllidir, daha latiftir. Anladık mı? Yani nereden bakıyorsun önemli. Mesela bak ilk önce buz cüzidir, su ise küllidir. Şimdi biraz içeriye girdik, gir içeriye. Su cüzidir, buhar küllidir. Su buhar ilişkisinde bu çıkıyor. Git aşağıya doğru. Allah ile mahlukat arasındaki ilişki, asılla gölge arasındaki ilişki gibidir. Gölge aslın uzantısı veya parçası değildir. Veya ondan çıkma, ondan taşma yoktur. Sonsuz benim gölgem, benim bir parçamı oluşturmadığı gibi gölgem. Benim ne bir parçamdır, ne bir benim. Tasavvufta taşma yani sudur teorisi vardır ki, sudur tasavvufta, bu yanlıştır. Yani Allah'tan sudur etmiştir. Tasavvufta derken bizim bildiğimiz tasavvuf değil, daha çok panteistler, batıl mezhepler. Yani kainat Allah'ın uzantısıdır, taşmasıdır. Tövbe. Tasavvufta bu panteistler, taşma yani sudur teorisi vardır ki bu yanlıştır. Bizde sudur yerine tecelli vardır ehli sünnette. Mesela güneşte tecelli eder, odun olur. Odun güneş denilemez. Güneş fotonunun enerjisinin boyut değiştirerek aldığı şekildir. Güneş latiftir, her yerdedir. Nimnuranidir, odun öyle değildir. Bir yerdedir, kilosu vardır, katı ve donuktur. Ondandır, o değildir haşa. Enerjiden bu olmuştur ama buz enerji değildir. Eğer buza enerji dersen enerjiyi sınırlamış olursun. Buz enerji değildir ama enerjidendir. Buz. Aslına git su. Git aslına. H2O. Git arşına. Enerji. Enerjinin sürecidir buz. Ama sen buza enerji diyebilir misin?
enerjidendir. Enerji değildir. Bu kainat esmadandır. Esmadandır. Esma değildir. Hakikat farklılığı, zuhurat denilir. Buna tecelli denilir. Aynı hakikatin tecelli farklılıkları. Mesela buz, su, haşikyo, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, nur-u Muhammed esma. Hepsi aynı esmanın cilve, cemal, nakış sanatıdır. Tecelli denilir. Buna haşa haşa sudur denilemez. Taşma denilemez. O zaman eğer sen buza enerji dersen enerjiyi sınırlamış olursun. Oysa enerjidendir çünkü her şey olabilir. Çünkü her şey olabilen bir şey olamaz. Allah ile mevcudat arasındakilere perde denir. Perdeye bakın. Bu su arasında perde vardır. Yani hakikat tecellisi farklı. Bu su, perde. Aralarına perde var. Ne kadar sonsuz yakın, ne kadar sonsuz uzak. Söyleyeyim. Su buza ne kadar yakındır? Mehmet. Sonsuz. Ne demek sonsuz? Bu suya sonsuz yakındır. Niye? Odur. Çünkü sonsuz yakın demek buzdan suyu alın. Ne olur buz denen bir şey kalır mı? Demek ki buz sudan yapılmıştır. O zaman su buza sonsuz yakındır. Ne demek? Onunla yapılmıştır. Onu aldığınız zaman buz denen bir şey kalır. Sonsuz uzaktır. Ne demek? Sonsuz uzaktır. He? Çünkü ondandır. O gölgesidir. Gölge asıl gibidir. Mesela bak elim. Bu gölge vurdu. Bu canlı, bu cansız. Canlı ile cansız. Bunun rengi var, bunun yoktur. Rengini yapamazsınız. Bu beyazın mı, siyah mı belli. Ama gölgenin siyah beyazı yoktur. Ama bak gölge. Şey de öyle bak. Aynı gözümüzün önünde. Buz su. Ama ömründe hiç hayatta su görmemiş, buzda yaşayan adama suyu nasıl anlatacaksın? Bak kardeşim. Bak akıllı ol. Buzun üzerine oturuyorsun ama sudur lan, bil, biraz kıymetini bil. Veya ömründe odunu görmüş, dumanı ve nuru görmemiş. Nasıl anlatacaksın dumanı? Bak burada bir şey ama bu, bu var ya bu, bunun kaynağı, bunun sanatkar arkası, bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Efendim mekanı yoktur, kilosu yoktur, tutamazsın. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Bir yerde olan kilosu, hacmi, kütlesi olanın sen kaynağı diyorsun ki içi hiçbir yerde değildir, her yerdedir, mekanı yoktur, hacmi, kütlesi yok. Ama hacmi, kütlesi olmayanın dışa vuruşu kütle. Her yerde olanın bir yerde olması. Nasıl anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? He? Anlatamazsın. Murat, israf olmaz. Çabuk fırla. Git çakmak getir. Bir tabak getir. Bir de kağıt getir. Bunu okurken. 25. kare beynimizi işlesin böyle. Ta girsin diye yapacağım. Devam. Allah ile mevcudat arasındakilere perde denir. Perde göstereceğim size. Bu eğer Allah'a götürüyorsa nurani perdeler denir. Allah'ı örtüyorsa buna zulmani perde denir. Ayna niye aynadır? Çünkü kendine ait bir belirlenişi, varlığı yoktur da ondan aynadır. Ayna niye beni gösterir? Eğer bunun bir belirlenişi, bir vasıflanışı olsa beni gösteremez. Kendisini değil başkasını gösterdiği için. Eğer kendisini gösterse başkasını gösteremez. Burada bir belirleniş yok. Peki bu aynaydı. Peki şu kitap beni gösterir mi? Yok. Niye? Çünkü kendisini gösteriyor. Beni nasıl gösterse? Kendisi var içinde. Çıkar kendini aradan, Hasan gözüksün hemen ortadan. Aslında abi içliğin en güzel misali bu. Evet. İçinde kendini koymayınca kaşıyı gösterir. İçine kendini koyarsan, ne oldu ya? Kitabı görüyorsun. Ver abisi.
Kağıt da bir yer. Bak, perdeyi anlatacağım size. Olay. Bu olmaz. Çok çok duman getiriyor. Kağıt gitti. Tamam, dur. Ama bu yanar. Kağıt ver. Bak, perde anlatacağım. Perde. İsraf olmaz. Bak, ben çok kızan adamım. Bunu kullanan adam, buna israf demem. Bak, ustad ampulü de öyle demiş. Küçük ampul varmış. Nurun israf olmaz demiş. Büyük getirin. Bak, bunun arasında batını ile bunun arasında sonsuz mesafe var, perde var. Bunun üzerine dünya kabul edin, kelam kabul edin. Tamam mı? Hem de onu da çizmiş olayım. Ondan sonra sevgili kardeşler, israfı kelam etmeyeceğim. Allah nasip ederse. Bak, bu dünyadır veya kelimedir. İtfaiye bu villa. İtfaiye yapamamış, itfaiye burada. Bu diyelim kadın. Bu yat. Bu para, bu araba. Ha, belirlenmiş. Tamam mı? Şimdi bunun arasında batını ile bu zahirdir diyor din. Kafayı takmayın. Bunun altı var. Hiç buna benzemez. Bir yerdedir. Bir yerdedir bu. Ama bunu meydana getiren her yerdedir. Tipi vardır bunun. Onu yoktur. İşte içerisine konuştuğumuzla gözüken arasında perde vardır. O perdeyi kaldırırsak seni aslına götürüyorsa nurani. O perdeyi kaldırıyoruz. Şimdi ömründe kağıt görmüş. Hiç adam içini görmemişe bunu nasıl anlatacaksın? Bunu nasıl anlatacaksın? Anlat ha. Aa, villa yandı, kadın yandı işte. Dünya bu kadar işte. Ha, bunu nasıl anlatacaksın bu içinde bu var diye? Anlatabilir misin bunu? Ha? Bunu nasıl anlatacaksın? Aslında buna hizmet ediyor. Evet. Şimdi nur neydi? Ha, bu neydi? Nurani ruhtu. Duman nefis. Ortaya kalan da beden. Ona da ne yapıyoruz? Esselatu ve selamu aleyk. Onu da gömmüştü. Mezarlıkta bu kefen. Ölen gömülür. Ötekisi dirildi. Nasıl gömeceksin onu? Onu nasıl tutacaksın, gömeceksin onu? O gömülür mü? Tut da göm. Kim tutuluyorsa, kim elimize düşmüşse onu göm işte. Ya kim yakalamışsa onu hapset. Yakalanmayanı nasıl yakalayacaksın? He? Aha, kimi? Bak kefen, gördün mü? Kimmiş bu kefen? Kim? Zavallı bu adammış. Vay! Villaydı bu ya! Kadın vardı burada. Araba vardı burada. Onlar suretliymiş. Arasındaki farkı gördün mü? Nihayetsiz perde. Yani o çıkan nurdan Allah aşkına şu nihayetsiz perde değil mi ya? Şu bu nasıl çıkar ya, bu böyle bir şey olur mu? Kim de ömrümde görmesem nasıl derim bunun içinde bu var? Nasıl derim ya? Allah Allah. Ha, dünya ile ahiret arasında böyle fark var. Bu kağıt dünyaydı. Çıkan nur ahiretti. Çıkan nur cennetti. Çıkan duman cehennemdi. İkisi de yukarıda. Dünya. Posası da burada. Dünya ahiret. Dünya ahirete ne kadar yakın? Nur kağıda ne kadar yakınsa. Bunu da gömelim. Bu da gömülecek zamanı. Kim ölüyorsa, kim yakaladınsa gidin gömün. Ama yakalayamadığınızın peşine koşmayın. Yakalayamazsın çünkü o tutulmaz artık. Çünkü ruh için diyor ki ıtlak ruhtur. Bitti o. Hapisten kudun. Ya kim yakalamışsa onu git onu göm canım. Adam kocalar bizden yakaladık cesedi gömüyoruz. Allah da zaten bunu kastederek diyor ki şehide ölü demeyiniz. Fark etmedi adam bu ayrıştığını. Ölen fark etti. O da gitti. Allah diyor ki şehide ölü demeyiniz diyor. Diyor mu demiyor mu? Bana da diyor ki git cenazesini yıka. Cesedini yıka ve cenazesini kıl. Ya Rabbi, ölmeyenin cenazesi kılınır mı? La karışma sen. Git onu yıka. O muydu o? Ölü demeyiniz diyor. Cemaat, bu er kişi niyetine ölü demeyin diyor. Ben de ölenin cenazesini kılıyorum. Kim ölmüş? Bu ölmüş. Ölmemiş ki.
Onu kastedince Allah ölmemiş. Ama bir adam bu olursa, kendisini bedenle ifade ediyorsa o öldü. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Ya hepten ahirette cep değil mi yakın? Evet. Kağıdın neresinde nur vardıysa dünyanın orasındadır ahiret. Son cümlemizi okuyalım. Son cümle, son cümle de hep kandırıyorlar sizi, bak diyeyim sizi. Senin ilmin cüzidir. Çünkü kendine ait değildir. Bir külliye işaret ediyor. Aynadaki görüntü gibi. Yani bir şeye işaret ediyor. Bütün mevcudat külliye işaret eden cüzilerdir. Cüziler küllilerden haber verir. Kemiyet sayı eksenlidir. Çokluk azlığa bakar, adaleti izafi gibi. Keyfiyet ise aslına, kaliteye bakar, adaleti masa gibi. Çeşitli örnekleriyle. Külli keyfiyete bakar, kül ise kemiyet eksenlidir. İnce Mesnevi Nuriye 214'te cemal ile ehadiyet, fertleri içine barındıran külli, şümülüne dahildir. Yani acele ediyorum ki bitireyim. Çok çok uzattım, bir saati geçtim, çok iyi farkındayım. Son 2-3 tane. Cemal ve vahidiyet, cüziler içinde barındıran kül, unvanına dahildir. Malumunuz cüz bir bütünün parçası, dal, yaprak vesaire. Kül cüzlerde meydana gelen ağaç. Cüzi ise bütüne ait manayı bölmeden kendinde gösteren en küçük parça, fert. Fertlerin bütünü ise nev diye tarif edilir. Allah Celle Celaluhu'ya itimat et. Dertler bana derman imiş. Yani sevgili sana dert, derman da o olacaktır. Sevgili dert değil midir? Peki dert ettiğin şey senin olursa dermanın olmuş olmaz mı? Dertler bana derman imiş. Dertleri kullanırsan dermanı kendisidir. Bunları kullanırsan öteye taşınacaksın demek. Bir dakika, derdin yoktu, dişin ağrımıyordu, birisini sevdin, dert başlamadı mı? Abi yanıyorum, yatamıyorum abi, dert başladı. Derman kim? Dert olandır ya. Kavuştur. Kim başına belaysa, o kavuşursa, kavuşursan derman olur. Derdi kim açtı kafana? O. Ya hiçbir şey yoktu. Turan, sevdin mi kızı? Tövbe estağfurullah, yapmayalım. Sevdin, derdi başına açtı mı? Peki dermanın kim? Ayşe'yi sevdi, Fatma'ya derman olur mu? Ne olur? Kim dert olmuşsa o dermandır. Onu ha, Allah'a dert edinirse dermanın da olur. Leyla'yı ararken Merva'yı bulmak gibi, değil mi? Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat.